Son yıllarda her üründe olduğu gibi gıda fiyatları da katlanarak artmıştır. DİSK ağır verilerine göre en yoksul %20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu Aralık 2023 itibariyle %105,5'tir. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyelerinin 2023 yılında gerçekleştirdiği Çocuğun İyi Olma Hali İstanbul Araştırması bulgularına göre en yoksul ailelerde haftada en az 2 kere et yiyebilen çocukların oranı %13, aynı sıklıkta balık yiyebilen çocukların oranı ise %2'dir. AYPİ'ye verilerine göre Ekim 2023 itibariyle okul çağındaki çocukların da en az 1/4'ünün okula aç gittiği tahmin edilmektedir. İçerisine sürüklendiğimiz gıda krizinden en çok ve kalıcı şekilde çocuklar etkilenmiştir. Eğitim izleme raporu 2023 verilerine göre önceki yıl eğitime kayıtlı olan en az 20 bin öğrenci okulu bırakmıştır. Birçok ülkede çocukların temel günlük beslenmelerine destek olmak için okul yemeği programları uygulanmaktadır. Bu programların okullaşmayı artırdığı, özellikle kız çocuklarının okullaşmasına olumlu etkisi olduğu, ani ekonomik krizlerin yarattığı şoklarda çocukları okulda tutan bir sosyal destek işlevi gördüğü, yani toplumun en kırılgan kesimlerine bir sosyal koruma ağı olarak işlediği birçok çalışmada ortaya konmuştur. Son yapılan araştırmalarda da okul çağındaki çocukların en az yarısının okula aç gittiğini göstermektedir. Çocukların okulu bırakmasının, çocuk açlığının artmasına, çocukların okuldan alınmasına, çocuk işçiliğinin artmasına ve erken yaşta evlilikler gibi birçok soruna neden olduğu görülmektedir. Okul yemeği programlarının uygulandığı ülkelerde bu programın çocuk yoksulluğuna, okul terki ve devamsızlığın azaltılmasına, akademik başarının artırılmasına, cinsiyetten kaynaklı ayrımcılığın, eşitsizliğin ortadan kaldırılmasına etkisi ulusal ve uluslararası kurumların yaptığı çalışmalarla ortaya konmuştur. Sonuç olarak Türkiye'de beslenme yetersizliği sorunu, çocukların sağlığı ve geleceği üzerinde ciddi ve kalıcı olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bu sorunun çözülmesi, sağlıklı ve başarılı bir neslin yetişmesi için elzemdir. Beslenmenin temel bir hak olduğu hatırlanmalı, kamu kurumları sorumluluklarını yerine getirmelidir. Anne karnından itibaren özellikle 18 yaşına kadar her çocuğun temel hakkı olan sağlıklı beslenmeyi sağlamak ilgili kamu kurumlarının sorumluluğundadır. Okul yemeği programları yoluyla okul çağındaki çocuklara ücretsiz gıda ve beslenme desteğinin kamu kurumlarının politika önceliği olması son derece ivedidir. Ancak takip edilen politikalara bakıldığında okul yemeği programlarının kamu gündeminin dışında bırakıldığı, henüz Şubat 2023'te başlatılan anaokullarına besin desteği hizmetinin bile ekonomik koşullar gerekçe gösterilerek geri çekildiği görülmektedir. Dünyanın bütün ülkelerinde neredeyse bu sorun yaşanıyor. Ve dünyanın birçok ülkesinde öğrencilerin gelişimleri de dikkate alınarak sağlıklı okul yemeği planlamaları bütçeden yeterli kaynak ayrılarak kalıcı bir şekilde çözülmüş durumdadır. Okul çağındaki öğrencinin sağlıklı beslenmesini sağlamadan eğitimin başarısını artırmak olanaksızdır. Araştırmalar gösteriyor ki yeterli miktarda besin alan çocuklar kapasitelerini aşan gelişim sürecine sahip olabiliyor. Bizler eğitim sistemindeki yapısal ve ilkesel sorunlar çözülsün, yeteri kadar öğretmen atansın, her çocuk eğitim hakkından eşit şekilde faydalansın diye bütçe mücadelesi verirken, ekonomistleri hayrete düşüren, emekçi düşmanı politikalarla vergilerimizi sömüren, halkı açlığa mahkum eden, iktidarın yarattığı derin yoksullukla da mücadele ediyoruz. Eğitim çağındaki çocukların yeterli ve dengeli beslenme hakkını kullanmalarını sağlamak, devletin asli görevlerinden, toplumsal adalet ve fırsat eşitliği ilkelerinin temel ilkelerinden, gereklerinden olduğundan hareketle okul yemeği koalisyonuna
destek veriyoruz ve takipçisi olacağımızı en baştan açıklıyoruz. Temel bir insan hakkı olan eğitim hakkı, bireylerin diğer insan haklarından yararlanmalarını ve haklarını arayabilmelerinin de ön koşuludur. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde yer alan ve 54 maddeden oluşan çocuk hakları, yaşama hakları, gelişme hakları, korunma hakları ve katılım hakları olarak 4 grupta toplanmıştır. Gelişme hakları içinde yer alan eğitim hakkının diğer hakların bilinmesinde, kullanılmasında, geliştirilmesinde, korunmasında kolaylaştırıcı bir rol oynadığından hareketle eğitim hakkı aynı zamanda yaşama, korunma, katılma haklarının da temelini oluşturmaktadır. Hepimiz biliyoruz, büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu ve yaşam boyu sürülebilecek davranışların oluştuğu dönem okul çağı dönemi. Ve okul çağı döneminde beslenme şekli ve düzeni önemli. Bu dönemde öğünlerin protein, vitamin, karbonhidrat, yağ, vitamin, mineral gibi birçok elementleri ve içeriğinin olması gerektiğini hepimiz, insanın en temel yaşam şekli gibi bizim fen bilgisi derslerinde ya da biyolojide gördüğümüz bir piramit vardır ve beslenme bunun en alt zemininde ve nasıl besleneceğimizi hepimize Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve tüm insan hayatı ile ilgilenen kurumlar bize bunu anladı. Fakat temininde maalesef toplum yalnız bırakılmıştır. Bu kampanya 2024 yılında başlattığımız Çocuk Hakları ve Refah Projesi'nin amaçlarıyla tam olarak örtüşüyor. Bu projenin tüm velileri ve vatandaşları ve tabii ki bu ülkenin yöneticilerine çocuklarımıza ne yapmakta olduğumuz konusunda dikkat, geleceğimiz tehlikede diyerek ciddi biçimde uyarmak istedik bu projeyle. Bu proje kapsamında 25-26 Nisan tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi'nde bir sempozyum düzenlendi. Bu sempozyumda sunulan bildirilerin sonuçları da çocuklarımızın yoksulluktan çocuk işçiliğine, her kademede eğitim sorunlarından, ihmal, istismar ve şiddet olgularına, madde bağımlılığından dijital bağımlılığa, akran zorbalığından siber saldırıya, yetersiz ve sağlıksız beslenme sorunlarından, hareketsizlik ve obeziteye çok sayıda ve çok yönlü sorunların tehdidi altında bulunduğunu, her biriyle ilgili yetkili ve ilgili kurum ve kuruluşların ivedilikle etkili politikalar geliştirmeleri gerektiğini,